Merhaba. Bugün size monitörü anlatacağım. İşletim sistemleri yapısal konseptinde. Giriş yapacak olursak, işletim sisteminin temel amacı programlar arasında kaynak paylaşımını, kim hangi kaynağı hangi ölçüde kullanacak, bunu sağlamak. Temel görev bu. Bu görevini sağlamak için bunu klas yapısına benzeterek de bir monitör yapısı oluştursak nasıl olur diye düşünmüşler. Amaç burada erişilen dataya boş mu dolu mu diye ilgilenmeden soyutlayarak da abstraksiyon yapı kurarak da dataya erişimi sağlamak. Monitörün temel tanımında aynı class gibi tanımlanıyor zaten. Begin kısmında private datası oluyor. Prosedür, en sonra fonksiyonlar da tanımlanıyor. En sonunda baştaki begin'daki datalar nişan elde ediliyor, yüklendiriliyor. monitör bize ne sağlıyor? Aynı class gibi paylaşılan datayı enkapsüle ediyor, prosedürleri enkapsüle ediyor ve senkronizasyon sağlıyor. Kaynağı kim ne zaman erişecek bunun için. Bir dataya erişim sadece prosedürler üzerinden oluyor. Bunu monitör sağlıyor. Diğer erişimlere kapatılıyor data. Monitör altındaki erişimlere. Sadece bir program, bir prosedür, monitör içerisinde bir prosedür çağırabiliyor. Diğer erişimler prosedüre biri kullanılıyorken reddediliyor. Bu karmaşıklığı da engellemek için önemli. Monitör şemasına baktığımızda yukarıda private data var, monitör prosedürleri var ve initialization yüklendirme var. Bir de entry queue'su var. Bu queue'da monitörün prosedürlerini çağıracak prosesler bekliyor. Örneklendirecek olursak monitörün çalışmasını. Prosesa monitöre girmek istiyor. Dataya erişmek için. Dataya erişme izin alıyor. Gidiyor monitöre. Sonra monitörden tekrar ayrılıyor. Dataya erişiyor. Prosesa tekrar geliyor. Eriştiği datayı bırakmak için monitöre giriyor. Datayı bırakma izni alıyor monitörden. Sonra monitörden ayrılıyor. Prosesa tekrar geliyor. Dataya erişmek için. Bu sefer monitör izin vermiyor erişmesine. Burada bekleme alanını atıyor. Bu önceki şemada gösterdiğimiz Q oluyor. Q'ya atıyor onu. Sonra proses B geliyor data erişmek için. Erişmek için mi? Bırakmak için. Proses B, evet. Bırakmak için geliyor. Proses B izni alıyor datayı bırakmak için. Proses B bekleme alanına gidiyor. Tekrar A'nın girmesine izin vermek için. Proses A önce holding araya atılmıştı. Data erişmek istemişti. Ve proses A data erişiyor. Proses B Proses B bekleme alanından ayrılıyor ve monitörden çıkış yapıyor. Proses A tekrar datayı bırakmak için monitöre giriyor. Sonra datayı bırakmak için izin alıyor.
Proses A da monitörden ayrılıyor. Single resource kaynağa erişmek için burada kodlarına bakacak olursak single resource monitör diye sınıf tanımlar gibi aynı tanımlıyoruz. Bir tane boolean değişkenimiz oluyor bazı. Non-bazi condition'ımız oluyor. Bu condition aslında holding weight vardı bir önceki şekilde. Oradaki kuyruğa karşılık geliyor. Yani ne true ne false'tur. Bir değişken değil bu. Kuyruğa karşılık geliyor. Prosedür ekörde demiş, dataya erişmeye izin istiyor. Bu prosedüre baktığımızda bazı ise kuyruğu atıyor, beklemeye gidiyor. Bazı turu yapıyor. Kaynağı bırakmaya bakarsak bazıyı false yapıyor ve non bazı kuyruktaki bekleyene sinyal gönderiyor. Monitörün tanımında demiştik, yüklendirmeler en aşağıda yapılıyor. Yukarıdaki bazı boolean değişkenimize yüklendirme olarak false atıyoruz. Çünkü herhangi bir gelen şey yok, proses yok. Peki monitörü semaforlarla yapsak ne olurdu? Semaforla da yapılır. Bunun için mutex bir değişken tanımları, initial 1. Burada semafor Arvind dediğimiz aciliyeti, acil durumlarda ne olacak onu belirtiyor. Sonra Arvind count da yine acil sayısını belirtiyor burada. Burada entry end her girişte ve exit kodda pmutex çalışıyor. Pmutex mutex değerini 1 yapıyor. Monitör kod if acil büyüktür 0 ise acili azaltıyoruz. S ise mutex azaltıyoruz. İki tane aslında burada şey kuyruk yapımı var. Bir acil bir de conditional değil. Şimdi weight yapısına bakarsak şununla karşılaştırarak gitmek daha doğru. Bir önce şeklini yapalım. Buradaki release ve ekörle prosedürle karşılaştırırsak aynı yapıyı sağlamış oluyoruz. Weight diyoruz. Weight'te conditional count'ı bir artırıyor. Acil büyük sıfırsa acili azaltıyor. Değilse mutex'i azaltıyor. Çünkü beklemeye gitti. Sonra count count'ı tekrar bir azaltıyor. Sinyalde de bekleyen büyükler sıfırsa kontrol ediyor. Acili bir artırıyor. Sonra normal kondisyonunda bekleyenleri azaltıyor. Acili artırıyor. Çünkü bu sinyal acil için burada tetikleniyor. Ve acili işlem bittiği için tekrar azaltıyor. Bu örnek baktığımızda monitörle yapılan scheduling semaforla da yapılabiliyor. Peki ne farkı var diyecek olursak semaforla yapılan da ki yapıları bütün proseslere içindeki bilgilere aktarmak gerekiyor. Monitör yapısında da class yapısına benzediği için böyle bir aktarım gerekli değil. Sadece soyut olarak class'a daha doğrusu class'ın prosedürlerine erişim sağlanıyor. İçerideki yapıyla ne var ne yok ilgilenmiyoruz biz. Soyut bir kavram sağlıyor bize. Burada da monitörün örneklere bakacak olursak bounded buffer örneğine bakacak olursak bu aslında producer consumer problemi gerçekleştirme. Burada producer, üretici geliyor, bakıyor, buffer fullsa, çünkü alan yoksa ürettiğini koyamıyor, onun için bekleme kuyruğuna gidiyor.
Sonra Rinaldo da ise buffer empty ise yine beklemeye gidiyor. Çünkü tüketici yapıyor. Bu semaforla da sağlanabiliyordu. Burada monitörle sağlanmış halini görüyoruz. Yine burada da buffer allocator buffer ayırma örneği var. Burada power set dediği buffer varsında Pascal kodu, buffer adresi bir tane record'un ne kadar uzunlukta olduğunu buffer adresi belirtiyor. Free pool'da bizim buffer adresi de free pool'u atıyoruz yüklendirmede. Ne kadar yer ayırdığımız buffer için. Ve ben bu kadarlık record'ları bu boyutta kaydedeceğim diyor. Sonra zaten gerisi aynı kaynak ayrımı ekliyor ve release standart prosedürler. Şimdi producer and consumer problemini önce çözmüştük ama buffer allocation yoktu. Monitörleri bir monitör içerisinde diğeri aynı klaslar gibi çağrılabiliyor. Bu sayede aslında değişik kaynaklar değişik monitörlerle yönetilebiliyor. Hepsinin ayrı bir scheduling algoritması kurulabiliyor. Burada da producer and consumer programı da buffer allocation monitörü kullanıldı. Aynen burada çağırıyoruz mesela buffer allocator ekliyoruz ve buffer allocator remove nokta koyaraktan prosedürlerini çağırabiliyoruz. Bu da yine monitörü reader center writers problemini monitörle gerçekleştirilmiş hali. Yine bir reader count tutuyoruz. Bazı olduğunu tutuyoruz. Okay to read, okay to write condition dediğimiz aslında burada kuyruk SFM'de. En baştaki şekilde gösterdiğimiz kuyruk yapısı. Procedure start ediyor. Bazı ise ve kuyrukta bekleyen varsa diyor. Read'i bekleme alıyor. Write kuyruğunda bekleyen varsa, read'i beklemeye alması lazım. Reader count bekleyeni bir artırıyor. Ve read sinyali tetikleniyor. Bu start read şeydi. End read, okumayı bitirme prosedürü ise reader count'u bir eksiltiyor. Reader count sıfırsa, yani okuma işlemi bitmişse artık bu yazılabilir. Yazılabilmesi için write kuyruğundaki write bekleyenler, write işlemi bekleyenler prosesine tetikleniyorsun yani prosedürüyle. Prosedür start write yine aynı read count sıfır ve bazı değilse write beklemeye alınıyor çünkü okunacak bir şey var. V mi orada veya mı orada? Veya. Bazı olması veya. Veya ve şey read count'un sıfır olmaması. Yani okunacak varsa yazmayı beklemeye alıyor. Sonra end write işleminde de bazı false alıyor çünkü işlemi bitti ve read kuyruğunda bekleyen varsa bu kuyruğa sinyal gönderiyor. Yoksa da şey write kuyruğuna sinyal gönderiyor. Yazma işlemi de gerçekleşebiliyor. Sonra write komutu da bitiyor. Burada yine yüklendirme yapıyoruz. İlk başta sınıfımızı tanımlamadı. Reader count ilk başta sıfırdır. Bazı da en başta sıfırdır. Çünkü ne okuma var, ne yazma. Monitör için prensiple tanımlamış. Monitör hangi prensipleri gerçekleştirmeli? Bir kere optimal, uygun bir karar aramamalıyız. Sadece
sürekli kötü durum doğuran kararlardan kaçınmak gerekiyor. Kesilebilir teknikleri kesilemeyen tekniklere göre tercih edilmeli. Burada Independence of Scheduling Strategies dediği de bağımsız bir scheduling algoritması sağlamalı monitör. Zaten monitörün yapısı gereği her kaynak için ayrı bir monitör tanımlanabilir ve hepsinin scheduling algoritması farklı olabilir. Devam edecek olursak prensipler neler sağlamalı? Bekleme süresi low variance olmalı. Yani bekleme süresi az olmalı. Ufak varyanslar da değişmeli. Sabit prioritelerden kaçınmalı bir programa. Daha doğrusu her program kendi belirlemeli bunu. Kurallar belirlemeli. Monitörü doğru ve mantıklı kullanmak için ve bu kurallar bu monitörün prosedürlerini içerecek proseslere bildirilmeli. Daha çok burada işte programcıya iş düşüyor. Programcı bu kurallar çerçevesinde monitörü kullanmalı. Sonuç olarak monitör bize ne sağlıyor diyecek olursak bir kere mutual exclusion'ı sağlıyor. Diller tarafından destekleniyor monitörler. Compiler'lar monitörleri anlayabiliyor. Bildiğimiz zaten class yapısı gibi gerçekleştirilebiliyor. Compiler runtime çalışma anındaki prosesleri monitöre entegre edebiliyor. Monitörün giriş yapabiliyor, çıkış yapabiliyor. Signal gate prosedürlerini kullanabiliyor. Çoğu durumda işletim sistemlerinin monitör yapısı aslında görsel bir kaynak sunuyor. Daha doğrusu gerçek kaynağı biz bilmiyoruz, kim kullanıyor, kim ediyor, erişemiyoruz. Bir soyut bir yapı sunuyor aslında bu class yapısından kaynaklanan özelliği. Bu görsel kaynağı sunması kullandığı monitörün yapısındaki lokal değişkenlerde tarafından sağlanıyor. Lokal değişkenlere kendi içindeki prosedürlere hariç dışarıdan herhangi bir erişim olmuyor. Bu sayede güvenilir oluyor aslında. Karmaşıklığı engelliyor. Monitörlerin diğer bir faydası da her bir çeşit kaynak için ayrı ayrı monitör tasarlanabilir. Bu da değişik scheduling algoritmaları kurularak da yapılabilir. Ve bir monitör diğer bir monitörün yine prosedürlerini çağırarak da o monitörün erişim sağladığı kaynağa erişebilir. Arka plandaki kaynak nedir, kim kullanıyordur, kim ne yapıyordur ve ilgilenmek zorunda değil. Az bir bilgiyle kaynak hakkında, yani daha doğrusu prosedürlerini nasıl kullandığını bilerek de erişebilir. Monitörün semaforlara göre faydası da aslında bu. Semaforda daha yoğun bir bilgi var ve bütün proseslere bu bilgiyi geçirmek gerekiyor. Monitörde ise sadece kullandığı prosedürleri nasıl kullanacağını bilinmesi gerekiyor.